Herkese merhaba. Evet, muhalefet bir kez daha gündemimiz. Muhalefet çünkü ortada tutarsız, iki yüzlü bir politika var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından imzaladığı gizli protokolün yankıları sürerken CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel bir açıklama yapmıştı. Türkiye'de herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir demişti. Tabii bu açıklaması ve bu çıkışının ardından bazı Kürt seçmenler ya ne oluyor sorusunu sormuştu. Ve Özgür Özel Kürt seçmeni bir nebzede olsa heyecanlandırmayı şaşırtmayı başarmıştı. Hatta Devlet Bahçeli Özgür Özel'e çok sert tepki göstermişti. Özgür Özel Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine ve karşı koymasına rağmen valla siz Kürt seçmene eşit eşittir diyorsunuz ama seçtikleri belediyelere Kayyum atıyorsunuz. Bu yüzden size göre Kürtler daha az eşittir kardeşim. Bunun mı yok demişti. Özgür Özel'in bu söylemleri hala gündemdeki yerini koruyor. Peki Özgür Özel'in işbirliği çağrıları ittifak istemiyor Özgür Özel. İşbirliği istiyor. Hedefle de açık ve şeffaf bir şekilde işbirliği istiyorum diyor. İyi partiyle de açık ve şeffaf bir şekilde işbirliği istiyorum diyor. Peki, gelinen noktada İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerde HDP'nin desteğini almak isteyen CHP, peki HDP'nin güçlü olduğu yerlerde ne yapıyor? Ya da muhalefet partileri İstanbul ve Ankara'da HDP'nin destek vermesi gerektiğini söylerken HDP'nin güçlü olduğu Kürt illerinde neler yapıyor? İşte son bir haftadır gündeme bomba gibi düşen gelişmeler var. Bu gelişmelerden birkaçını aslında sizlere aktarmak istiyorum. Hatta bizim de kulaklarımıza gelen kulis haberleri de paylaşmak istiyorum. Öncelikle ilk ittifakın Van'da kurulduğu haberi gelmişti geçtiğimiz gün. Yerel seçimler için ilk ittifak Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin güçlerini birleştirmesiyle Van'da kurulmuştu. Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan İttifakın zaruri olduğunu açıklamıştı. Tabii Van'daki ilk kurulan bu ittifakın ardından ikinci ittifak haberi Mardin'den geldi. Bu defa Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile sınırlı kalmadı. Mardin'de CHP, Gelecek, Deva ve Saadet Partisi il başkanları ve kurmayları bir araya gelerek Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde bölgesel güç birliği yapma kararı aldı. Aynı keza bir diğer aslında e, gelen haberler de Diyarbakır'dan. Diyarbakır'da yine muhalefet partileri bir işbirliği konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor. Gelinen noktada muhalefetin şu anki yerel seçimler için stratejisinin aslında birçok ilde işbirliği yapma konusu olduğunu anlıyoruz. Peki gelinen noktada muhalefet tüm bunlara rağmen asla kazanamayacağını ve oy alamayacağını bildiği Kürt kentlerinde HDP adayını desteklemesi gerekirken ya da desteklemesi mantıken doğruyken neden aday çıkarıyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana'da kendi adayına HDP seçmeninin destek vermesi gerektiğini düşünen muhalefet peki neden Kürt Kürt kentlerinde aday çıkarıyor? Hatta birçok partiyle işbirliğine girişiyor. Tüm bu soruları tabi defalarca sorabiliriz. Farklı farklı kelimelerle, farklı farklı diğer başlıklarla. Ama peki, ama peki hedefi de konuşmak gerekiyor. Peki HEDEP bu çağrıları neden yapıyor? Yoksa yerel seçimlere daha 4 aylık gibi bir süre zarfında, süre zarfı varken bir şeylerin değişebileceğine mi inanıyor? Tüm bu soruların cevaplarını peki nasıl alacağız? Tüm bu soruların cevaplarını aslında Özgür Özel'in izlediği politikalarla anlayacağız. Özgür Özel bugün Meral Akşener'le de görüştü ve Meral Akşener'e biz hani ittifak değil işbirliği istiyoruz dedi. Meral Akşener de ben bunu dedi e, yani partime sormam gerekiyor dedi. Pazartesi günü genel idare kuruluma soracağım dedi. Özgür Özel daha sonra İyi Parti'nin genel merkezinden ayrıldı. Muhalefet bir kez daha ama bir kez daha net bir şekilde iki yüzlü bir politika mı izleyecek yoksa gerçekten halkın çıkarına ve haksızlığa, hukuksuzluğa, kanyuma karşı mı bir seçim ittifakı, bir seçim stratejisi, seçim stratejisi izleyecek? Bunu zaman içerisinde e, ilerleyen dilimlerde hatta birkaç hafta içerisinde çok net bir şekilde göreceğiz. Gelinen noktada şimdilik bu gelişmeyi sizlere aktarmak adına bu ekrandaydım. Beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve abone olduktan sonra gelişmelerin cep telefonunuza bildiri olarak gelebilmesi için yanda çıkan bildirim zilini tümü olarak işaretlemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.